Kazım amca ne oluyor burada? Nermin teyze iyi misin sen? Sana anneme bir daha el kaldırırsan ne olacağını söylemiştim. Düş artık yakamızdan. Uzak dur bizden. Sor bakalım anana. Ne yapmış da delirtmiş bu adamı? Namusu öyle her istediğinde çamura atılacak bir şey değil Nermin Hanım. Ne namusu ya? Sen namustan bahsedecek en son insansın. Anne yürü gidiyoruz. Karakola şikayet edeceğiz. Yeter ya, bu ne böyle her seferin aynı şey? Her aklına estiğinde evimize gelip huzurumuzu bozmaya hakkın yok. Yürü anne. Kızım iyiyim ben. İyi gidin. Bundan mı korkacağım? Ama her şeyi tam anlat, tamam mı? Bakalım kimin tarafında olacak polis. Hande lütfen kızım, rezil olmayalım el aleme. Defol evimizden. Seni bu evin, bu sokağın yakınında bir daha görmeyeceğim. Kazım amca, hadi biz çıkıp biraz hava alalım. Yaptıklarından ne zaman utanacaksın acaba? Kazım amca, bence daha fazla uzatma. Bunun olacağı belliydi. Sen yüz veriyorsun anne. Dedim sana bu adam bu eve girmesin diye. Hamdi'nin babasıymış. Namusmuş. Bizim namusumuz ona mı kalmış ha? Hande sen de üstüme gelme işte. Bilsem kapıyı açar mıydım hiç? Neye delilendiyse kapıyı açmamla üstüme saldırdı. O kapının arkasına sopa koy, taş koy, ne bileyim bir şey yap işte. Anne yeter artık sessiz kaldın. Gidip şikayet edelim. Bu adam konuşmaktan anlamıyor, görmüyor musun? O sokak ortasında öldürülen kadına gibi mi olacaksın? Hayır anne. Ben buna izin vermeyeceğim. Mehmet Bey oğlum. Keşke beni öyle görmeseydin. Keşke elim kırılsaydı da kalkmasaydı. Ama bilsen bana hak verirdin. Kazım amca. Bence o el hiç kalkmamalıydı. Özellikle de bir kadına. Çocuklarının annesine. Üzgünüm. Sebebi beni ilgilendirmez ama şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Orası öyle tabii. Ama oğlum kimse katil doğmaz. Kimse boşuna hırsız olmaz bu hayatta. Herkesin gözünün döndüğü bir an vardır işte. Namus var ya namus. İşte o adama her şeyi yaptırır. Meleği bile şeytan yapar. Kazım amca, nedir bu namus meselesi söylesene. Sen bunları yapacak bir adam değilsin. Gerçi dediğim gibi sebebi beni ilgilendirmez. Ama ne olursa olsun seni de haklı çıkarmaz. Keşke söyleyebilsem. Ama onun yaptığı benimle mezara gider oğlum. Nermin'in namusunu düşünüyorsam çocuklarım için. Varsın beni kötü baba bilsin hadi. Anasını kötü bilmesinden iyidir. Kazım amca, senden ricam bu olayın bir daha tekrarlanmaması. Hayatta karşıma almak istemediğim insanlardan birisin. Umarım ne dediğimi anlamışsındır. Ben eve döneyim. Sen de biraz sakinleş istersen. Hatta uzun bir süre buralarda dolanma derim. Tamam oğlum, tamam. Sen merak etme. Kazım yine susar, yine tüm hatayı üstlenir. Kötü adam olur. Olsun oğlum, olsun. Ne damgalar yedik biz. Bir de bu olsa kaç yazar. Fena değil ama üstümdeki yazın rengi. Hem bu ayakkabılarla da kombinleyince süper oldu. Kombinmiş. Bunu da televizyondan öğrenmişsin anlaşılan. Canım baştan aşağı moda zevksizisin. Her parası olan iyi giyinseydi burası Paris olurdu. Uyuma bakma canım. Bunların fiyatı ne kadar senin haberin var mı? İnsanlar parasına bakıyor. Üstünde ne kadar taşıyorsa o kadar değerli. Tabii canım. Hatta en iyisi altın bir semer diktirelim sana. Eşek yine de eşek ne de olsa. Bak çekim öncesi canımı sıkma, moralimi bozma.
İyi. O zaman sen seç. Hangisini giyeceğim? Hepsi birbirinden beter. Neyse. Zaten oradan sana kıyafet verecekler. Altı üstü flar çekimi için modellik yapacaksın. Seni duyan da podyumda yürüyecek zanneder. Bu boyla o da imkansız olduğuna göre. Ceren de böyle giyiniyordu. Param var diye kıskanıyorsun. Bir kere ben hiç de zevksiz değilim, tamam mı? Hani hayatta sevdim sevilmedim, seveni sevemedim çıkmazı vardır ya. Ondan daha da vahim olan sevdim sevilmedim, zaten beni seven kimse yok ki durumudur. İşte bu ikinci örnek tam anlamıyla hayatımın kısa özeti sayılır sevgili dinleyiciler. İşin trajikomik yanı, bana karşı duygusal bir şey hisseden kimse olmamasına rağmen dost olarak seven onlarca insan var. Herhalde hayatımdaki hiçbir şey bu kadar ters orantılı olamazdı. Şimdi sana ayran bir sürü kadın dinleyicim varken böyle konuşarak onlara haksızlık ediyorsun, nankörsün oğlum diyeceksiniz. Ama o çok başka bir şey. Sanal bir hayranlık. Platonik bir aşk asla gerçek aşkın yerini tutamaz. Umarım hepimiz bir gün gerçek aşkı tadacak kadar şanslı oluruz. Anne bak, benden sakladığın bir şey varsa. Kızım dedim ya, ne olduğunu bilsem. Kapıyı açmamla üzerime saldırması bir oldu. Ben Kazım amcayla konuştum. Bir süre buralara gelmeyecek. Cehennem olsun. Anne neden inat ediyorsun, gidelim işte. Sen şikayet etmedikçe buna devam edecek. Ne yani, Mehmet gördü diye vazgeçecek mi sanıyorsun? O adamda utanacak yüz olsa hiç hayatımıza girmezdi. Kızım etrafta duyulursa rezil oluruz. Mahallede kimsenin yüzüne bakamam. Ya niye rezil olacakmışız ki? Bize ne etraftan? Senin bu inadını anlamıyorum. Anlamadığım için de sinirleniyorum. O adamın yaptığı ne kadar büyük bir suçsa, senin de şu an bunu gizlemen o kadar büyük bir suç. Hamdi duyarsa ne olur düşünsene. En deli çağında. Ya o sinirle gider bir şey yapmaya kalkarsa? Kızım, tek olsam durur muyum sanıyorsun? Ama... Tamam anne, tamam. Yine sen kazandın. Nasıl istersen öyle olsun. Biz radyoya gidiyoruz. Lütfen kapıyı kilitle. Yine gelecek olursa da beni ara. Namusmuş. Aklı sıra geçen gün eve geldi ya. Kendini aile reisi sanıyor beyefendi. Nermin teyze, bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam. Gülfem'den haberin var mı? Sabah eşofmanlarını giyip çıktı. Biraz yürüyüş yapacakmış. Sen burada tek başına hasta yatarken evde daha fazla kalamadım. Zaten bütün gece seni düşünmekten gözüme uyku girmedi. Daha dün Andan'la buluşacağım diye çıktın. Bu sabah da buluşacağım deyince sorun çıkarmadılar mı? Ben de her koşula uygun bir mazeret bulunur canım, merak etme. Sabah koşuya çıkacağımı söylediğimde hiç sorgulamadan kabul ettiler. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Geçen seferki gibi yakalanmayalım da. Boşuna endişelenme aşkım. Abim Hande ablalara gitmiş. Şimdi beni düşünecek durumda değil, anlayacaksın. Hem Adnan gibi kusursuz bir paravanımız varken hayatta bir şeyden şüphelenmezler.
Paravan dediğin sonradan gerçeğe dönüşmesin de. Baksana, arkadaşların da ailen de ikiniz bu kadar yakıştırdığına göre. Aman da aman, hastalanınca sevgilim alıngan mı olmuş benim? Dalga geçme, ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Hadi ben sana güzel bir ıhlamur yapayım da biraz gevşe. Hem belki kıskançlığına da iyi gelir. Ihlamurun hangisi olduğunu biliyorsun değil mi? Ada çayıyla karıştırmazsın umarım. Sen dalganı geç bakalım. Birkaç gün daha mutfakta vakit geçirirsem senden iyi şef olacağıma iddiaya varım. Esma, sen biraz koltuk çıkıver bana. Abi geçen verdim ya. Ya sabah sabah ne diyorsun kızım? Harçlık mı veriyorsun sen abine? Ya abi yanlış anladın. Vallahi param olsa al diyeceğim de. Bakacağız bakalım. Abi ne yapıyorsun ya? Yemin ederim yok, vallahi yok. Ne bağırıyorsun kızım? Yalnız para bulursam var ya, yakarım çıranı. Var mıymış? Para olmadan nasıl gideceksin işe? Beni mi yiyorsun sen? Abi akbilim var, görmüyor musun? Bana bak. Bir kere daha bağır patlatacağım tokadı ha. Kız, sen dolaba bir şeyler saklamış olmayasın ha zor günler için. Abi vallahi yok. Olsa neden yok diyeyim. Abi! Abi bırak gözünü seveyim. Ne lan bunlar? Cevap versene. Bu ne bu? Ha? Bu dekolte ne? Bu yırtık kot ne? Nerede giyiyorsun lan bunları? Oğlum ne yapıyorsun dur. Abi. Abi onlar benim değil, Hande'nin onlar. Yalan söyleme be. Nerede giyiyorsun bunları? Vallahi bak, geçen gittiğimizde Hande verdi. Ben giymiyorum, sen al bunları dedi. Yahu giymeyeceğin şeyi niye alıyorsun? Ayıp olur oğlum almazsa. Zaten alacaktım onları, vallahi bak. Sen zahmet etme, ben hallederim. Aşkım, ıhlamur kaynamadı mı daha? Anca hayatım, bir tencere su öyle 2 dakikada kaynamaz ki. Bir tencere mi? Kim içecek o kadar ıhlamuru? Bir ceza yapsan yeterdi. Olmaz. Bol bol içki çabucak iyileş aşkım. Öyle olsun bakalım. Patron sensin. Bak yine karışıyor diyeceksin ama bunu da söylemezsem olmaz. Ya sizin evde böyle mi tozalanıyor? Kağıt havluyla mı yani? Evet, ne var bunda? Yardımcılarımız hep böyle yapıyor. Hem kağıt havlu temizlik amacıyla üretilmiş bir şey değil mi? Ben de temizlik yapıyorum işte. Sürahi soruyorsan leğen bulamadığım için suyu ona doldurdum. Tabii ki yardımcılarınız benden daha iyi biliyordu. Ama şeyi merak ettim. Kağıt havlu sildiğin yerde toz bırakır ya, onu nasıl hallediyorlar? Hani bir püf noktası varsa ben de öğreneyim. Bak toz moz kalmadı, sen beceremiyorsundur. Tuhaf bir koku alıyor musun sen de? Hastasın ya, ondan her şey tuhaf kokuyordur sana.
Hayır canım. Kokuyor işte, fark etmedin mi? Evet, şimdi aldım. Şey gibi kokuyor. Gaz kokuyor. Eyvahı damuru taşırdım. Ben buradaki pencereleri açıyorum. Sen de mutfağı aç hemen. Ah Gülfem ah, evi yakacaksın. Biliyor musun? Anneme o adamdan daha çok kızıyorum. Bazen sakladığı bir şey var diye düşünüyorum. Yoksa bir insan neden kendini korumaktan bu kadar aciz kalır ki? Hem Hamdi'ye bunları anlatsa, o da babasının aslında nasıl bir adam olduğunu anlar. Hande, biraz sakin ol. Bak anne baba değiliz. Belki de Nermin teyze sizi korumak için, üzmemek için böyle yapıyordur. Neyden koruyacakmış Mehmet? Böyle yaparak daha çok üzüyor. O adam hayatımızdan çıkmadan bize rahat yok. Ama annem böyle sessiz kaldıkça o hep bir şekilde hayatımıza girmenin yolunu bulacak. Ben Kazım amcayla konuştum. Bir daha böyle bir şey yapmayacak. Hadi sakin ol biraz. Şu hale bak, ateş topu gibisin. Senin konuşmanla çözülecek mi sanıyorsun? Bu ilk değil ki. Ya ben eve dönmeseydim? Ya vaktinde yetişmeseydim? Biliyor musun, en acısı da tüm bunlardan haberim olmasa annem bana doğruyu söylemezdi. Bir bahane bulurdu. Düştüm derdi, ne bileyim kapıya çarptım derdi. Ama bunu o adam yaptı demezdi. Peki ya ben? Maalesef inanırdım. Annem yalan söylemez. Bir derdi bir sıkıntısı olsa benden gizlemez diye düşünürdüm. Neden? Çünkü ben anne olabilsem çocuklarımdan hiçbir şey saklamazdım. Kolay gelsin canım. Sağ ol abla. İşe gidemediğin günlerin acısını çıkartmaya çalıştığını biliyorum. Ama lütfen kendini fazla yorma. Merak etme. İlaçların dozunu düşürdüğümüzden beri gayet iyiyim. Hatta artık hiç kullanmayayım diyorum. Yok, öyle birden kesmek de olmaz. Doktorla konuşalım önce. Ah, otursana abla. Bu Ömer, Esma'nın abisi. Tahmin ettiğimden de tam baş belası bir tipmiş. Öyledir. Arıza ya, bağladı mı fena. Belli belli. Baksana Esma dün konsere geldi benimle. Onu bile söylemiyor. Ömer onu bir duysa Esma'yı kulaklarından tavana asardı. Bu gidişte evde kalır bu kız, ben sana söyleyeyim. Adamın başını belaya sokar böyle tipler. Bak doğru diyorsun. Uzak durmak lazım. Fazla yaklaşmanı tavsiye etmem benden söylemesi. Ben mi? Ya bırak Allah aşkına Saran. Gelecek kimse yok diye kızı arkadaşla bir konsere götüreyim dedim. Baksana başımı öydükle belaya girecekmiş neredeyse. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Her şeyi mahvettim abla. Tüm hayatımı, işimi, sizleri. Düşünüyorum da ben zaten en başında kaybetmişim. Taner'cim, o ne demek öyle? Herkesin hayatında inişler çıkışlar vardır. Evet, bu ara sorunlar çok üst üste geldi ama her şey düzelecek. Yeter ki sen iyi ol. Benim iyi olmamı isteyen ne kadar az insan var. Zerrine bak. Ben düştüğümde ilk yaptığı kendi payını kurtarmak oldu. Ya Ceren? Uğruna hepinizi karşıma aldım sevgili karım. O ne yaptı? Abla. Hayatımdaki kadınların hiçbiri sevmedi beni. Hiçbiri. Bana kızma Taner'cim. Ama senin de çok iyi bir eş,
çok iyi bir aile babası olduğunu söyleyemem. Zerrin'e bu hisse meselesinde ne kadar kızgın olsam da, bu onu zamanında ne kadar kırdığını unutturmaz. Ceren'e gelince, o da Şafak'la yaşadıklarını hak edecek bir kadın değildi. Yani her şeyin suçlusu benim. Canım, kendini suçlamaktan vazgeç, lütfen. Bunu yaşamanın da bir sebebi var. Ah, bazen derslerimizi üzülerek alırız. Ah, Mehmetciğim, hoş geldin canım. Hoş bulduk halacığım. Baba, sence de çalışman için daha erken değil mi? İyiyim ben, merak etme. Baba lütfen, tam olarak iyileştiğin zaman başlarsın. Uğraşma şimdi bunlarla. Öyle olsun bakalım. Halacığım biraz konuşabilir miyiz? İnsanların şu sahte, korumacı tavırları yok mu? Deli ediyor beni. Terbiyesiz, abuk subuk laflarını geçtim. Kaba kuvvete başvurarak sözde değer verdikleri insanları fena halde hırpalayacak kadar vahşileşebiliyorlar. Sözde sizin iyiliğiniz için böyle davrandıklarını söyleyerek de kendilerince bu acımasız şiddet gösterisini haklı çıkardıklarını zannediyorlar. Eğer biraz ürkek, iyi niyetli ve saf biriyseniz bu zalimlerin oyununa gelip şiddet gören siz olduğunuz halde kendinizi suçlu bile görebilecek bir yanılsamaya kapılabiliyorsunuz. İşte bu noktada benim için ipler kopuyor. En az o dayağı atan kadar dayak yiyene de kızıyorum ben. Çünkü gözlerimin önünde kendine bu şekilde davranılmasına dayanamıyorum. Lütfen siz de çevrenizde böyle acımasızlara şahit oluyorsanız tepkisiz kalmayın. Eğer bu tür davranışlara maruz kalan sizseniz bir an önce o insanla ilişiğinizi kesin. Kimsenin size böyle davranmaya hakkı yok. Neden yaptığını söylemedi mi? Hayır halacığım, söylemedi. Sözde namusla ilgili bir şeymiş ama açıkçası hiçbir şey anlamadım. Halacığım, nedeni ne olursa olsun Kazım amcanın böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Bu durum hiç hoşuma gitmedi, hem de hiç. Haklısın Mehmetciğim. Ben Kazım'la konuşurum, merak etme. Çekim biter bitmez Ceroş'umu görmeye geldim. İyi yaptın. Çekim nasıldı? Nasıl olsun? Yeşim'le cebelleşip durdum işte. Annem konuştu! Aa. Konuştu annem! Ben hoş dedi! Ceroş'um! Ceroş'um konuşmuş! Uyandı Ceroş'um! Sonunda uyandı! Şükürler olsun! Memoş'um dedi. Ceren. Ceren geliyoruz. Allah'ım sonunda. Çok özür dilerim. Yanlış anlaşılma oldu. Ceren Hanım kendine gelmedi. Ne demek kendine gelmedi? Konuşmuş işte. Memoş duymuş. Ceren Hanım'ın doğum günü videosunu takmıştım. Mutlu olur diye. Orada annesini görünce annesinin uyandığını sandı. Özür dilerim gerçekten. Tamam tamam, üzülme. Sadece bundan sonra biraz daha dikkat et. Annesinin sesini duyunca heyecanlandı tabii. Peki efendim. Memoş, anne seninle konuşunca çok mu mutlu oldun? Annem yine konuşacak değil mi benimle? Bugün konuştu. İyileşti annem. Ah tatlım benim. Neden hala uyanmıyorsun? Neden ya? Aslanım, gel bakalım biraz babanla bahçede oyna. Özledim oğlumu ben. Baba, abim de gelsin. Gelsin oğlum. Siz gidin, ben de birazdan gelirim. Ama koşturup babanı fazla yormak yok, tamam mı? Tamam.
deli gibi karıştırdı dolabıma. Sonra eteklerimi, tişörtlerimi görünce yırtıp attı. Bu iş böyle nereye kadar gidecek? Bir çaresi olmalı. Bilmiyorum. Ama hiçbir şey Hakan'la olmama engel olamaz. Abim bile. Kaçarım yine görüşürüm. Konsere gittiğimiz akşam Hakan'ın bana karşı boş olmadığını hissettim. Yani o da gerçekten hoşlanıyor benden. Of. Ya peki nasıl anladın bunu? Ne bileyim, elini tuttu mu veya sarıldı mı sana? Yok, öyle bir şey olmadı. Ama ben hissediyorum. Benden hoşlanıyor. Ama biz Hakan'la ne yaşarsak yaşayalım, abim bizi rahat bırakmayacak. Of. Neyse canım, daha fazla üzme kendini. Haklısın. Ben gideyim, programım başlayacak. Tamam. Ya bir de sen üzülme şimdi lütfen. Esma'dan vazgeçmen gerektiğini sen de farkındasındır umarım. Benim değil, Esma'nın Hakan'dan vazgeçmesi gerekiyor. Serhan. Evet, çünkü Hakan'ın Esma ile ilgili bir düşüncesi yok. Nasıl yani? Siz konuştunuz mu? Abisinden dolayı Esma'nın sorunlu bir kız olduğunu söyledi. Onunla kim çıkarsa başına belayı alırmış. Uzak durmak lazım diyor. Zaten Esma da ona göre bir tip değilmiş. Hiç şaşırmadım, belliydi. Klasik Hakan. Baksana, kara kara düşünüyor hala. Şişt, alo, Karadeniz'de gemilerin mi battı Ahmet? Geç bakalım dalga. Böyle mi yardımcı olacaksın arkadaşına? Allah Allah, adama bak. Oğlum ben değil, işveren yardımcı olacak sana. Tabii ilk önce sana bir iş bulmak lazım ki cebim biraz para görsün. Ahmet yeter ama. Ne bu hal ya? Gören de ciddi ciddi bir problemin var zannedecek. Gökçe, garsonluk yapamazsın. Milletin tabağını taşıtmam ben sana. Ne oldu? Para kazanmak neymiş? Garsonluk değiş mi desene? Ahmet bak, biz bir iki güne kalmaz bir iş buluruz zaten. Sana da bizimle beraber bir iş bakalım. Yoksa aç sus takılırsın, böyle benden söylemesin. Ne çalışacağım ya? Ben bu yaşıma kadar kimseye hizmet etmemişim. Şu saatten sonra da etmem. Sen harbi numunelik adamsın arkadaş. Ne numunesi ya? Vallahi ben bu akşam arayacağım tekrar babamı. Belki imana gelir de tekrar açar şu kartları. Hakikaten bu adam ciddi ciddi numunelik ya. Taner'cim, gayet iyi görünüyorsun. İyi abla işte, toparlanıyorum. Sen niye buradasın? Dalgındın. Nermin'e canım sıkıldı. Ne oldu ki? Kazım ve Nermin tartışmış bugün. Anne ve Mehmet de oradaymış. Neden tartışmışlar? Hiç işte. Ne alıp veremedikleri varsa. Seni gören de adam zanneder. Topla o ağzını, yoksa toplamasını bilirim. Ben senin... Kazım, yapma! Hala onu koruyorsun ha! Çekil! Ah!
serin oldu. Ben biraz içeri geçiyorum. Anne, bir değil iki değil. Bu adamın sana böyle davranmasına neden izin veriyorsun? Öyle deme Hande. Yaptığı şey haklı demiyorum. Ama onun da tek derdi seninle, Hande ile yakın olabilmek. Ama ben hiçbir zaman buna izin vermedim. Benim de suçum var. Gerçekten böyle düşünüyor olamazsın. Şimdi mi aklı başına geldi? Seni bırakıp giderken neredeydi aklı? Hadi onu geçtim diyelim. Bu adam kaç senedir hayatımızda? Bir günden bir güne doğru bir şey yaptığını gördük mü? Size ne yanlışını gördün Hande? Hep sizin yanınızda olmaya çalıştı. Bir şekilde ben engel oldum. Ben olmasaydım belki bugüne kadar aranız çoktan düzelirdi. Anne, sabah seni tekme tokat döven adamdan bahsediyorsun. Kendini suçlamaktan vazgeç artık. Bu sefer ne için çıkıştı sana? Kapıyı mı geç açtın? Telefonuna mı cevap vermedin? O adam bir canavar. Sen olsan da olmasan da yine nefret ederdim. Deme öyle kızım. Ne de olsa baba işte. Şaşırıyorum. Gerçekten şaşırıyorum. Kimsenin sana zarar vermesini istemezken bir bakıyorum ki sen zaten herkesten çok kendine zarar veriyorsun. Ve ben bunu durdurmak için hiçbir şey yapamıyorum. Hep anneler çocuklarını koruyup korurlar. Onlar için endişelenir. Bizde ise tam tersi. Anne, kendini hafife alıyorsun. Ben bunun için sinirleniyorum. Sen benim kıymetlimsin. Kimsenin seni üzmesine, hırpalamasına izin vermem. Sen izin versen de ben izin vermem, anlıyor musun? Ah kızım. Annem. Akar gider ne ki ömür dediğin, acılarını sarar bir gün gelirse beklediğin. Zor olur, sonsuz olur sevda bu deli dediğin, kaybeder kendini aşka aç yüreğin. Bu evde boğuluyorum yani. Nefes alamıyorum. Ama senin yanında huzurluyum. Beni hayal kırıklığına uğratmayan tek kadın sensin. Baba. İyi misin? Eski günleri düşünüyorum. Baba, hala vaktimiz var. Şirketi kurtarmak için geç kalmış sayılmayız. Eski günlerdeki gibi, birlikte. Bunu yapmamak için hiçbir sebebimiz yok. Biraz para kaybetmiş olabilirsin. Ama bu dünyanın sonu değil. Senden tek istediğim bu konuda bana inanman. Haklısın oğlum. Şu saatten sonra kaybedecek bir şeyimiz yok zaten. Dediğin gibi, harekete geçmemiz gerekiyor.
Hele şükür. Sonunda sevgili Ceren'i bırakıp gelebildin. Koşa koşa çekip gittin. Çekim hakkında konuşamadık bile. Sen iyice şaşırdın artık. Elbette koşa koşa Ceren'ime gideceğim. Ne bekliyordun? Boynuna sarılıp kutlamamı, harikasın diye pohpohlamamı mı? Sen kimsin ki? Ne sanıyorsun kendini? Belki bu şaşalı hayatın içinde büyümedim ama ben de onun kadar Yavuz'un kızıyım. Ceren'e gösterilen ilgiyi, saygıyı ben de hak ediyorum. Bir kere o hak DNA testleriyle ya da parayla pulla elde edilmez şekerim. Layık olduğunu ispat edene verilir ancak. Kendinle çeliştiğinin farkında bile değilsin. Ceren mi layıkmış? Yıllardır sana bu dünyada cehennem hayatı yaşatan Ceren değil miydi zaten? Kendini temize çıkarmak için ona çamur atmaya çalışıyorsun. Ama bunu başaramayacaksın. Yazık. Hala inkar ediyorsun. O senin dostun falan değil, kabul et bunu. Ceren'in seni benden daha az üzdüğünü söyle. Söylesene. Şu evde sana nasıl saldırdığını, seni sokaktaki herhangi biri kadar bile önemsemediğini kaç kez göstermedi mi bizim yanımızda? Hala nasıl onu savunabiliyorsun? Hayır! Hayır! O beni çok sever. Biz birbirimiz için canımızı bile veririz. Sen kıskandığın için böyle söylüyorsun. Annem bile seni istemiyor. O yüzden Öncü'nü benden çıkartmaya çalışıyorsun. Kendini kandırmaya devam et. Gözünün önündekileri göremeyecek kadar zavallısın. Ha, beni sevmezsin tabii. Yalan söylemiyorum çünkü. Ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hadi ama, asma artık o güzel yüzünü. Nermin teyzenin üstüne de fazla gitme. Mehmet, neden biz bir şeylerin yoluna girmesini umut ederken hep tam tersi oluyor? Bazen tüm bunların sadece bizim başımıza geldiğini düşünüyorum. Şu koca dünyada bunları yaşayan sadece biz olamayız. Bu gerçekten şanssızlıktan bile beter olurdu. Bu güzel bayan sabah benimle kahvaltı yapmak ister mi acaba? Bu güzel bayanı nereye götüreceğine bağlı. Hani şu senin çok sevdiğin deniz kenarındaki yere desem? Oraya gitmeyi ne kadar çok severdik. Aslında diğer yerlerden hiçbir farkı yoktu. Ama bizim için özeldi işte. Bizim için hala özel. Sen yokken, yani beni bırakıp gittiğinde, kaç sabah gittim oraya belki gelirsin diye. Hande, yanındayım. Söz verdim sana. Bir daha seni bırakıp gitmeyeceğim. Bak biliyorum, bu yarayı hep içinde taşıyacaksın. Ama ne olur böyle yapıp tekrar kanatma. Bak, diyorum ki yarın kahvaltımızı yapalım ve sonra el ele tutuşup aşkımızı ailelerimize haykıralım. Ve eğer istersen hemen evle... Hayır Mehmet, lütfen. Plan yok, unutma. Ben geleceğe dair plan kurmaktan vazgeçtim. Hem bu konuda anlaşmıştık. Hande, ne olur korkma artık benden. Kendini geri çekme. Yatsak iyi olur. Öyle bakma. Sabah buluşacağız. İyi geceler tatlı rüyalar. İyi geceler prenses. Seninle yapmıştım Mehmet. Ama sen beni bırakıp gittin. Üzgünüm ama artık plan yok. Müzik
Zehrin biri gördü mü? Merak etme. Kimse görmedi. Zaten görse de umurumda değil. Hatta daha iyi olur. Artık ilişkimizi saklamak zorunda kalmayız. Yapma Sultanım, öyle deme. Zamanı gelince elbette öğrenecekler ama daha değil. Nermin'e de o yüzden mi gittin? İlişkimizden Ulu Orta bahsetmesin diye yalvarmaya mı gittin? Nermin sonunda seni ayaklarına kapatmayı başardı mı? Söylesene. Hiçbir şey için onun ayaklarına kapanacak değilim. Ama evet, tatlılıkla konuşup onu ikna etmeye gittim. Ne oldu peki? Laftan anlamıyor ki. Tehditler savurmaya başlayınca tutamadım kendimi. Ben de ağzının payını verdim. İnanamıyorum sana Kazım. Bu kadar şefkatli, iyi yürekli bir adam. Haklısın ama bir anda tutamadım kendimi işte. Ne olursa olsun, bu bir bahane olamaz. Bak, eskiden Taner'de de vardı bu huylar. Sırf o yüzden soğudum, uzaklaştım ondan. Bir daha böyle bir şey yaptığını duyarsan gerçekten bozuşur seninle. Kendini onunla kıyaslama. Asla Zehir, asla. Nermin senin gibi tatlı dilden, halden anlayan, aklı başında seveceğin bir kadın değil. Senin saçının teline bile zarar gelse canımı veririm. Benim için o kadar kıymetlisin. Hani sen gelecek için plan yapmayalım, gün nasıl getiriyorsa öyle yaşayalım dedin ya. Mesela ufak kaçamaklar, sürprizler yapabilir miyiz? Bak, yine şaşırtmacalı tuzak sorular gelmeye başladı. Evet dersen başıma neler geleceğini tahmin edip şimdiden korkmaya başladım ona göre. Eyvah, bu hayır mı demek oluyor şimdi? Ya evet de hayır arası diyelim o zaman. Mesela sürpriz diye nikah tarihinden gün aldığım gibi bir şeyi kabul edemem. Ama sevdiğim bir yazarın imzalı romanını kabul edebilirim mesela. Ya da ufak kaçamak dediğin hafta sonu pikniğe gitmekse ona okeyim. Ama İspanya'ya iki kişilik uçak biletini anında geri çeviririm ona göre. Neyse canım, bütün şartlarım olmasa da yarı yarıya kabul edildi sayılır. Bu da bir şey. Nasıl? Az önce saydıkların arasında yapmayı düşündüğüm bir şey var mıydı yani? Evet ama vardı. Ben... Ama hangisi? Hande? Of, beyaz giydim ya, başıma bir şey gelmese olmaz. Ben radyoya kadar sorunsuz bir şekilde giderim diyordum. Üzülme hayatım, eve döner değiştirirsin, ne var bunda? Ama ben bunu giymek istiyordum, özene bözene hazırlandım. Üşenmeyip akşamdan ütüledim üstelik. Kıyamam sana. Dondurmasını yere düşürmüş çocuklar gibi ağlamaya başlayacaksın şimdi. Buyurun Mürvet Hanım, beni görmek istemişsiniz. Seni neden çağırdığım hakkında bir fikrin var mı? Kazım, ben sana o eve gitmeyeceksin, o saçma mektup yüzünden Nermin'le tartışmayacaksın demedim mi? Dediniz efendim. Öyleyse niye uyarmamışım gibi gidip kadını hırpaladın, söylesene. Hadi bir abla, bir arkadaş olarak kale almadın beni. Bari patron olarak lafımı dinleseydin. Haklısınız Mürvet Hanım. Ama inanın niyetim size saygısızlık etmek değildi. Hayır, namusuma, şerefime laf gelince dayanamadım. Lütfen mazur görün. Namus meselesi diye eski karını dövmeye hakkın yok. Biliyorum. Ben de böyle olmasını istemezdim. Ama bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım işte. Beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattın Kazım. Senden bunu beklemezdim.
Mehmet de ben de çok kırıldık sana. Ne deseniz, ne kadar kırılsanız haklısınız efendim. Bu yaptığımı mazur gösterecek hiçbir şey yok. Gerçekten büyük bir hata yaptım, farkındayım. Ama size söz veriyorum, bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak. Göreceğiz bakalım. Umarım sözünü tutarsın. Tamam, git şimdi işinin başına dön. Nermin benim, Taner. Taner, sen delirdin mi? Ne işin var burada? Nermin, ben sadece seni görmek istedim. Özür dilemek istedim. Taner, ne diyorsun sen? Nereden çıktı bu şimdi? Git hemen, ya çocuklar gelirse? Gideceğim Nermin. Sadece beni affettiğini söyle. Lütfen, seni affettim de bana. Sen gerçekten hastasın. Ya bütün bu olanlardan sonra nasıl gelip de af dilersin? Taner, her şeyi affetmek, unutmak bu kadar kolay mı? Anladım Nermin. Sonunda beni seven tek kadının sen olduğunu anladım. Bu kadar canımı yaktıktan sonra mı? Çok geç Taner. Artık çok geç. Hayır Nermin. Hiçbir şey için geç değil. Bu babamın sesi. Gençliğimi verdim sana. Bu hayatta en büyük günahım seni sevmek. Ama sen ne yaptın? Gidip Zerrin'le evlendin. Yine vazgeçmedin benden. Hep inandım sana, hep. Beni metresin yaptın, yine sevdim seni. Sonra ne yaptın ha? O kadar sene sonra bu sefer de Ceren'le evlendin. Nermin, ne desen haklısın. Ama ne olur geç deme. Seni sevdiğimi anladım. Bak, ayaklarına kapan. Ne olur bize bir şans ver. Çocuklarımızın mutluluğuyla oynadık biz. Uzak dur benden. Bizim için her şey bitti Taner. Düğünümüz falan olmayacak. Ben Zerrin'le evleniyorum. Bu ne demek Taner? Biz birlikte olduk. Hani beni çok seviyordun, evleneceğiz demiştin. Bitti Nermin. Ben Zerrin'le evleniyorum ve bir daha görüşmeyeceğiz. Hayır Taner, git buradan. Anne. Baba. Affetmek de unutmak da iyi insanların intikamıdır. Ama ya hatayı yapan canımızdan bir parçaysa, işte o an en çaresiz kaldığımız andır.